Kılıçdaroğlu dün Saadet Partisi Genel Merkezi önündeki kısa konuşmasında özetledi bunu. Yani dedi ki bir geçiş sürecidir. İki genel başkanlar yardımcılık yapacaklardır dedi. Bu da hani bir şekilde meseleyi özetliyor. Tabii üzerinde durulan noktalardan bir tanesi neydi? Başkanlarla ilgili olarak, yani belediye başkanlarıyla ilgili olarak bir maddenin yer alıp almayacağı, yani bu işin resmi olarak zikredilip edilmeyeceğiydi. Şimdi ona bir bakalım. Bir kere başlık çok önemli. Bu meselenin belirli bir süreci, belirli bir süreyi kapsadığını anlatan bir başlık. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası. 6 Mart 2023 tarih vermiş. Peki, şimdi burada şu ifade var. Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası üzerinde aşağıdaki şekilde mutabakata vardık. Ve burada güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası siyahla yazılmış, vurgulanmış yani. Devam edelim. 1. Geçiş sürecinde Türkiye'yi güçlendirilmiş parlamenter sistem ilke ve hedefleriyle mutabakata vardığımız referans metinleri doğrultusunda anayasa, yasa, kuvvetler ayrılığı, denge ve denetleme esasları çerçevesinde istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Bu önemli. Şimdi bugün tabii bu şeyde yandaş basında, saray kemikçisi basında bunlar zaten şimdiden işte 6 kişiler kavga ettiler. Bunlar mı memleketi yönetecek? Yarın aralarında hır çıkacak, yönetemeyecekler diyorlar ya. Aslında ya bu zaten gerçeği yansıtan bir durum değil. Burada da böyle bir şeyin olmayacağı yazıya dökülmüş ve tarif edilmiş aynı zamanda. Bu arada tabii şöyle bir şey de var. Bakın, referans metinleri, yani mutabakata vardığımız referans metinleriyle, metinleri doğrultusunda daha doğrusu. Nedir bu referans metinleri? Hatırlayacaksınız, bundan bir süre önce şu kadar kalınlıkta bir kitap gibi bir metin yayınlanmıştı. Hangi alanda ne yapılacağı? Yani işte ekonomi, hukuk, spor vesaire, neyse yani bütün hayatımızdaki alanlarla ilgili olarak neler yapılacağı, neler yapılması gerektiği konusunda bir şey vardı, bir yol haritası vardı. İşte o referans metin olarak adlandırılıyordu onlar ve de o doğrultuda çalışacağız, ama nasıl çalışacağız? İstişare ve uzlaşıyla çalışıp yöneteceğiz deniliyor. İkinci madde şöyle. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişle ilgili anayasa değişiklikleri. Genel seçimde ortaya çıkan Türkiye Büyük Millet Meclisi yapısının mümkün kıldığı en kısa sürede tamamlanacak ve yürürlüğe girecektir. Yani bu şeyin, sürenin geçici bir süre olduğunu vurgulayan bir başka madde bu. Ama şunun da üzerinde duruluyor. Meclis yapısının mümkün kıldığı en kısa süre. Yani mecliste olacak aritmetikle ilgili bir vurgu söz konusu burada. Meclis bizim elimizde olursa 2 dakikada geçireceğiz. Ama olmazsa biraz zaman gerekecek, mücadele gerekecek diyorlar burada doğrudan. 3. Geçiş sürecinde Millet İttifakı'na dahil partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır. Ne zaman? Geçiş sürecinde. Ne olacaklar? Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar. Kim? Millet İttifakı'na dahil partilerin genel başkanları. Yani burada daha önceden de aslında eleştirisi yapılan, işte dediğim gibi yani o iktidar basını tarafından eleştirisi yapılan bir plandı, bir düşünceydi bu. Fakat diyorlar ki hayır kardeşim, herkes yardımcı olacak. Ama zaten devamında da nasıl çalışılacağı yönünde başka bir vurgu var. Aslında zaten birinci maddede zaten anlatılmış, yani istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz denilmiş. Ama daha sonra belli ki bir kez daha bir vurgu yapılma ihtiyacı hissedilmiş. Oraya da geleceğiz. Peki, 4. Bakın şimdi burası da önemli.
Bakanlıkların dağılımı, Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin milletvekili genel seçiminde çıkardığı milletvekili sayısına göre belirlenecektir. İttifak partilerinin her biri kabinede en az bir bakanla temsil edilecektir. Bakanlıklara paralel olarak kurulmuş Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki politika kurulları ve ofisler lağvedilecektir. Çok önemli bir madde bu. Şundan dolayı çok önemli bir madde. Yani gerçek anlamda parlamenter sisteme dönüşün en hani radikal adımlarından birisi olacak bu uygulama. Şöyle bir şey var. Bir kere bakanlıkların dağılımıyla ilgili olarak Altılı Masa'nın İYİ Parti dışındaki diğer partilerinin CHP'ye bir eleştirisi olduğu ifade ediliyordu. O da neydi? İşte bu bakanlık dağılımlarında örneğin yani kendileri hani küçük partiler sonuç itibariyle o zaman biz yer almayacak mıyız? Yani bizi niye böyle değerlendiriyorsunuz? Halbuki bizim bu masada olmamız eşit birer olduğumuz anlamına gelir ki o zaman bu kriz çözülsün diyorlardı. Fakat şimdi anladığım kadarıyla dünkü uzun görüşmelerde de herkes demiş ki herkes oyu kadar kardeşim ve burada bu şey yapılmış. Ama şöyle bir vurgu daha var. En az bir bakanla temsil edilecek diye bir durum da var. Yani barajı geçemeyen, geçen veya işte bir ittifak olarak geçecekler elbette de. Hani kendi oyları bakımından söylüyorum bunu. Diyelim ki oyu az olan partilerin temsilcisi olmayacak mı kabinede? Olacak. En az bir bakanı da alacaklar, bir bakanlığı alacaklar. Bu arada bakanlıklara paralel olarak kurulmuş Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki politika kurulları ve ofisler lağvedilecektir. İşte o önemli dediğim kısım da bu. Şimdi şöyle bir şey var. İki Türkiye var. Yani Cumhurbaşkanlığı paralel sistemi var. Bir de parlamentomuz var bizim değil mi? Parlamentoyu lağvettiler ya bunlar. Parlamento çalışmıyor. Parlamento adı var sadece. Türkiye Büyük Millet Meclisi. İşte milletvekilleri var. Maaşlarını da alıyorlar. Her şey yapılıyor. Tamam çok güzel. Orada işte komisyonlar vesaire de çalışıyor ama bunların hiçbirisinin önemi yok. Asıl bir saray var ve o sarayda meclis yerine ne var? Politika kurulları var, işte bir takım ofisler var. Burada birileri çalışıyor fakat bunlar halkı temsil etmiyorlar. Halkla bir bağlantıları yok. Yani halk bunları işte Antep'ten, Maraş'tan, Hakkari'den, Diyarbakır'dan, Trabzon'dan, Rize'den, Artvin'den, Mersin'den, İzmir'den, Manisa'dan, Edirne'den, oradan buradan göndermiş falan değil. Yani bunlar Cumhurbaşkanı tarafından gel bakalım ben seninle çalışacağım denilen kişiler. Dolayısıyla burada halkın iradesinin yönetime hiçbir şekilde yansımadığını görüyoruz. Kopmuş artık. Ne olacak? Bunlar lağvedilecek. Dolayısıyla nereye dönecek iş? Parlamentoya dönecek. Yani halkın iradesi tekrar Ankara'da hakim olacak. O yüzden bu madde çok önemli diyor.